Şöyle bağlantısından atayım sana. Türkiye beşincisi mi? Türkiye beşincisi olduğu için ayrıca bir ödül vermemiz lazım. Evet efendim. Dört tane hediye seçeceğim. Türkiye beşinciliğine ne verdik? Türkiye beşinciliği bize bilinmedi. Tam altını alacağız. Tam altını da Türkiye beşinciliği için. Evet, Türkiye'de ilk ona girenleri her zaman büyük ödül veriyoruz. Evet. Türkiye şampiyonu. Öyle mi? Tamam, destek olalım. Öğrencilere destek olalım. Ama çeyrek altını bugün halledelim. Evet. Bursa'ya gidecek. Şanslı yani. Evet. Tebrik ederiz. Başarılı olunca bak ödül de yüklü oluyor. Sayın Kıralım, Müzaffer. 2 metrede kaç yüce? Birinci. 2 metrede birinci mi? Birinci mi olmuş? İkinci. İkinci. Sen bilmiyor musun sıralamanı ya? Evet. Yürüt atmada ikinci, 8 metrede de ikinci. Evet, tebrik ederim. Abi inşallah artık hedef birincilik ve daha bölge metrik ya. Bunu bilesiniz ki nereye giren bütün öğrencilerimizi ıskalamıyoruz, ödüllendiriyoruz. Sayın Kavram, Çeçen Barık 4x100 metrede ikinci, 3 adımda Mardin birincisi, bunu da var mı? Mardin dereceleri mi bunlar? Evet efendim. 4x tekrar, 4x100 metrede ikinci, 3 adımda birinci, uzun atlamada Mardin birincisi. Maşallah. Sen tebrik ederim, uzun atlama sen uçuyorsun herhalde şimdi. Yani boyda da çok uzun değil ama nasıl atlıyorsun öyle? Bilmiyorum, havada demek ki biraz uçuyorsun yani. Hı? Öyle mi? Normalde 19 Mayıs'ta liselerin ödüllerini verecektik. Daha önce orta öğretimdekileri verdik. Yani ortaokul ve ilkokulları daha önce verdik ödüllerini 23 Nisan'da. Ama lise öğrencilerimize yönelik ödülleri 19 Mayıs'ta verecektik. Bu törenler iptal edilince bugün erteledik, bugün aldılar. Liselerimizde okuyan sportif, kültürel, güzel sanatlar konusunda, konularında Mardin ilimizde ilk üçe giren okullarımızdaki öğrencilerimiz bugün ödüllendirdik. Marifet İltifatat abi, bunları ıskalamamak lazım. Başarılı olan bütün öğrencileri, öğretmenlerimizi bu nedenle ödüllendirmeye çalışıyoruz. İnşallah başarıları artarak devam eder. Kızıltepe'deki çocuklarımızın zaten genetik olarak spora yatkın olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki dönem için spor lisesi açacağız ilçemizi. Bir de beden eğitimi spor yüksek okulu açılması gündemde. Rektörlüğümüzle bu konuda hemfikir oldu. İnşallah buradaki sportif, kültürel ve güzel sanatlar alanındaki başarılarımız daha da artacaktır.